Değerli spor severler, Derele Spor'un yeni stüdyosuna hoş geldiniz. Sizlerle yine tenis için beraberiz. Daha güzel bir stüdyoda, daha güzel imkanlarla beraberiz. Umarım seveceksiniz bu yeni formatımızı ve dekorumuzu. Avustralya Açık geride kaldı. Avustralya Açık'ı tabii ki masaya yatıracağız. Ben Emre Yazıcıoğlu ve program partnerim Enes Kambur. Merhaba Emre abi. Dilersen konumuz çok fazla, direkt giriş yapalım. Kadınlardan başlayalım. Sofya Kenin'den tabii ki konuşuruz, şampiyondan. Ona gelene kadar başka konulara da giriş yapalım. Ons Jabeur'le başlayalım dilersen. Başlayalım abi. Ya Ons Jabeur'ü seçmek güzel oldu bu giriş için. Çünkü şöyle, bize yakın bir coğrafya en nihayetinde. Bizden oyuncular, bizim oyuncularımızı bir süredir göremiyoruz Grand Slam ana tablolarında ve bu konu çok fazla dile getiriliyor, dillendiriliyor. Biz de pek memnun değiliz tabii ki bundan. Umarım daha iyi gidecek ama işte ilham vermesi açısından Ons Jabeur gibi bir oyuncunun, Tunuslu bir oyuncunun burada çeyrek final oynaması süper bir şey. Daha önce bir Arap kadın tenisçi hiç Grand Slam'lerde çeyrek final görmemişti. Bu çok önemli bir başarı. Kendi içerisinde çok büyük bir başarı. Çünkü bu oyuncuların birincisi tesis gibi, efendime söyleyeyim para gibi, sponsor gibi sıkıntıları, bir de vize gibi sıkıntıları çok fazla. Bir de teniste başarılı olabilmek için en önemli konulardan bir tanesi kendi ülkende ne kadar fazla gençlerde işte ya da alt seviyelerde turnuva oynanıyor. Bu yüzden de zaten tenisin büyük yerleşmiş ülkelerinin bir adım önde başladığını söyleyebiliriz. O yüzden de Ons Jabeur'ün burada yaptıkları çok önemli. Ve bunu önemsiyorum ben kesinlikle. Daha fazla, daha ileriye gidebilir miydi? Fizik olarak yetersiz. Yani zaten kendisi de söylüyor. Ben bir Maria Sharapova değilim. Ben hani fiziğimle gündeme gelmek istiyorum var ya, fiziğimle gündeme gelmek istemiyorum diyor. Ben oyunumla gündeme gelmek istiyorum diyor. O kadardı nefesi. Ya dediğim gibi antrenman imkanları, beslenme, şudur budur falan filan, bu imkanları çok kısıtlı olan bir oyuncu. Saf el yeteneğiyle, saf kendi yeteneğiyle oralara kadar geldi. Umarım bir bu bölgeye, Orta Doğu'ya ve Balkanlara diyeceğim ama Balkanlarda zaten hani biraz sonra konuşacağız neyin ne olduğunu. Umarım bu coğrafyaya ilham verecektir Ons Jabeur'ün bu başarısı. Daha önce bir Arap tenisçi kadınlarda ve erkeklerde hiç yarı final oynamadı. Çeyrek final oynayan var. Hişam Arazi oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam erkeklerde. Bunlar 15 sene önce ama yarı final yok. Bundan sonra bir yarı final olabilir mi Ons Jabeur için? Neden olmasın? Çok yetenekli bir oyuncu. Ve kadınlarda da hani çok sürpriz olabiliyor. Bir turnuvada iyi oynayan, işte mesela Sofya Kenin'den sonra başlayacağız. Sofya Kenin yarın korta çıksa belki birinci turda elenecek yani. Bunu da bilemiyorsun. O yüzden Ons Jabeur'ün burada en dikkat çeken figürlerden birisi olduğunu ben kesinlikle söyleyebilirim kendi hesabıma. Jabeur kadar ilerleyemeyen bir isim vardı. Ben bir önceki programda finalde kime yenilir demiştim ama 3. turda değil mi? Serena Williams elendi. Abi ben Serena Williams yani kazanır diye tahmin ediyordum ama artık o kadar iyimser olamayacağım herhalde. Yani bundan sonraki programlarda bitti, kredisi bitti bende Serena'nın. Çok iyi girdiğini düşünüyordum sezona. Hakikaten burada artık yani gümbür gümbür şampiyon olacağını düşünüyordum. Her şey müsaitti ama ya bu fobi gerçek herhalde. Artık yani buna yapacak bir şey yok. Zaman ilerliyor. Kendisini kontrol... Ya birinci turdan itibaren bir kere zaten hani bağırış çağırış, ekstra enerjiye ihtiyaç duyan, yani çok gergin bir Serena görüyorsun. Bu fobi gerçek. Yani bundan sonra yani aksine ikna etme görevi Serena'da. Bir de gün geçtikçe güçleniyor o fobi. Alamadıkça daha da. Evet kesinlikle o. Yani yaşı ilerliyor. Oyuncular daha fazla belki hani tırnak içerisinde daha az saygı duymaya başlıyorlar. Ya ben Serena'yı yenerim diye korta çıkmaya başlayan oyuncu sayısı artmaya başladı. Zor yani 24'ü ben kesin kazanır diye düşünüyordum. Herkes öyle, hala da yani birçok insan öyle düşünüyordur ama artık o kadar emin herhalde olamayacağız, bilmiyorum yani, olmamak gerekiyor herhalde. Yavaş yavaş yukarı doğru gelmeden önce bir de Coco Gauff'tan bahsedelim. O da yine ana tabloda galibiyetler aldı ama yine bir yerde tıkandı. Kenin'e elendi. Bu sefer Osaka'yı yendi. Hani Amerika Açık'taki o duygusal işte canciğer kuzu sarması Osaka ve Gauff'un verdiği görüntü çok güzeldi. Ondan bir şeyler öğrenmesi Coco Gauff'un, bu kez Osaka'ya karşı çok daha iyi oynaması Coco Gauff hesabına en önemli katkı. Burada en önemli artı. Burada şampiyon olmasını bekliyor muyduk Coco Gauff'un? Beklemiyorduk. 15 yaşındaki bir oyuncudan nasıl şampiyonluk beklersin? Bekleyemezsin. Ama üstüne koyabildiğini görmek en önemlisi. Yani bu bir galibiyet olur, korttaki bir tavır olur, bilmiyorum verdiği bir röportajda söylediği bir şey olur. Onu ben nerede gördüm? Osaka maçında gördüm. En fazlasını gördüm. Osaka'yı yenmesi çok önemli bir şey. Ha, Osaka'da da yanılına gitmeyen bir şeyler kesin var. Yani hep o kendine biraz daha böyle nasıl söyleyeyim, içine kapanık mizacının problem yaratabileceğini hep söylüyorduk, düşünüyorduk. Maalesef de biraz öyle oluyor. Yani kendisini çok iyi hissetmediği ya da böyle gümbür gümbür bir oyuncuyla oynadığı zaman biraz sinebiliyor Osaka. Gauff'a karşı da biraz öyle oldu. Ama Coco Gauff'un bu maçı oynama şekli, daha 4-5 ay önce Amerika Açık'taki maç ortadayken bence Gauff hesabına inanılmaz büyük bir katkı. Yarı final eşleşmelerine gelelim dilersen. Ash Barty Sofya Kenin'e mağlup olmaktan kurtulamadı ve Simona Halep de Garbine Muguruza'ya mağlup olmaktan kurtulamadı. Bence ikisi de beklenmeyen sonuçtu yarı finaldeki sonuçları. Evet, herkes bir Halep Barty eşleşmesi istiyordu, bekliyordu ki olsa da çok, yani çok güzel olurdu kesinlikle, değil mi? Yani cumartesi programını değiştiren çok daha fazla insan olurdu bence. Bence de. Yani Barty Halep maçına ben kitlenmiştim açıkçası. Çünkü farklı oynayan turda işte hani cinlik yapan, elleri iyi kaç tane oyuncu var? Az oyuncu var. Halep ve Barty onlardan ikisi. Birbirlerine karşı bir Grand Slam sahnesinde onları görmek, yarı finalde onları izlemek çok bence harika bir şey olurdu ama olmadı. Ya ben büyük bir Simona Halep fanıyım. Kadınlardaki en sevdiğim tenisçi kesinlikle o. Garbine Muguruza maçını izlerken Halep hiçbir zaman kort içine girmiyor. Yani iyi de servis atıyor. Baseline'in gerisinde karşılıyor onu Muguruza. Ona rağmen Halep geri çizgide kalıyor. Bence sert kortta bunu en aza indirmeli. Biraz daha kort içine girmeli Halep. Abi çok doğru bir şey söyledim. Bunu yeni Eurosport ekibine katılan Justine Henin de aynısını söyledim. Ben de sen çok büyük bir Halep fanısın. Ben de Justine Henin fanıyım. Burada bize de işte sen Djokovic taraftarısın, Federer taraftarısın, Nadal taraftarısın diyen binlerce insan oldu benim kariyerim boyunca. Hem Djokovic'i hem Federer'ciden. Çok fazla geliyor. Her zaman da gelir. İşte ya işte ona vuruş yaparken sesini yükselttin de ya adam diyor ki mesela geçen bir mesaj vardı, şimdi hatırlayabilirsem onu söyleyeyim. Djokovic diyor servisle puan aldığı zaman büyük servis, Federer serviste puan aldığı zaman kolay puan diyorsun diyor. Aynı şey abi ikisi. Delirdiniz mi ya? Böyle bir ortamda yaşıyoruz. Bu işi yapmak hakikaten bazen zor olabiliyor. Ama yani ben her zaman bir Justine Henin taraftarı oldum. Justine Henin taraftarıyken Justine Henin maçlarını da anlattım. Asla tabii ki bu işime yansımadı. Hani bunu işine yansıtacağını bir spikerin düşünen insanlar da bence çılgınlar. O ayrı bir şey. Neyse bunu geçelim. Justine Henin de aynısını söyledi. Sen güzel bir noktaya parmak bastın. Halep'in oyununu biraz değiştirmesi lazım zeminlere göre. Mesela Wimbledon'ı kazanırken bunu yaptı. Finalde muhteşem oynadı. Sürekli kortta mobildi. Kesinlikle öyle. Yani toprak orijinli bir oyuncu olarak daha farklı şeyler yapması gerektiğini biliyordu. Bunu Wimbledon'da yapabildi. Ama mesela Muguruza maçında biraz çekingen kaldı. Kesinlikle. Sert kortta daha fazla içeri girmesi lazım. Biraz daha voley alması lazım. Bunları yapabilecek aslında kapasiteye sahip ama oyuncular, büyük vuran oyuncularla oynadıkları zaman bilhassa Simona Halep gibi oyuncular biraz daha geride kalarak problem çözmeye odaklanıyorlar. Ona kaçırttırarak, karşıdaki oyuncuya kaçırttırarak belki sonuç alabileceklerini düşünüyorlar. Bu onun bir yanlışıydı, zaten kendisi de aynı şeyi söyledi. Daha kritik anlarda daha fazla risk almalıydım. Kendi vuruşlarıma gidemedim dedi. Muguruza da tam tersini yaptı. Onu bu kadar mobil, hareketli bilmiyorduk aslında. Evet, kort içinde, evet. Baseline'in gerisinde çok iyiydi. Vuruşları çok iyiydi. Zaten seri başı değilken bir finale geldi Muguruza. Ya Muguruza seri başı değildi ama Muguruza zaten beyinlerde her zaman seri başı olacak bir oyuncu. Roland Garros ve Wimbledon şampiyonu. Geçen seneyi korkunç geçirmişti. Evet. Bazı problemleri var. Ya o kadar bir depresyona girmiş ki galiba Kilimanjaro'ya tırmanmış. Yani bir soul searching denilen şeyi yapmış ama onu hani Conchita Martinez'le buldu. Conchita Martinez'in iş başına gelmesiyle birlikte zaten daha önce de çalışmışlardı bir dönem. Çok iyi bir koçu işe alarak o problemi çözdü. Ama gidilecek biraz mesafe olduğunu finalde gördük. Hani buradan finale geçebiliriz aslında. Simona Halep'in Muguruza karşısında dediğin gibi biraz geride kalması aslında Muguruza'da Sofya Kenin karşısında o kadar fazla içeri giremedi. Turnuva boyunca aslında çok fazla öne çıkarak ki dediğin gibi çok iyi bir voleyci olarak, çok iyi elleri olan bir oyuncu olarak bilmediğimiz bir oyuncu Muguruza ama çok önde ve çok agresif oynuyordu. Kenin onu pek fazla içeri sokmadı. Bilhassa ikinci setten sonra derin vuruşlarla. Bu da maçın, yani final maçının şifrelerinden bir tanesiydi bence. Kenin dedik, ne oldu da şu ana kadar hiç Grand Slam çeyrek finali dahi görmemişken burada çeyrek finali, yarı finali, finali ve şampiyonluğu gördü. Yani bunu açıklamak çok kolay değil. Yani Sofya Kenin geçen sene güzel galibiyetler alıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam Cincinnati'de ve Rogers Kupası'nda Svitolina ve Osaka'ya karşı aldığı galibiyetler var. Zaman zaman böyle bir parlıyordu, saman alevi gibi. İyi bir oyuncu olduğu belliydi. Bir şeyler, bir kumaşa sahip olduğu belliydi ama bunların hepsinin bir araya gelmesi bir Grand Slam'de mümkün olabilir mi? Bunu asla bilmiyorsun. Yani şampiyon olacak mı, bir Grand Slam kazanacak mı diye konuşulan bir oyunculardan birisi değildi. Bahsetmedik önceki programlarda. Hiç bahsetmedik. Ha, iyi bir oyuncu, sert bir oyuncu ama Grand Slam şampiyonluk adayı değildi. İşte Serena'nın elenmesi Wang'a, Wang'ı daha sonra onun yenmesi, daha sonra Osaka'nın Gauff'a yenilmesi. Biraz hani yolunun üzerindeki çakıl taşları da temizlendi. Ama kendisi de tabii Barty'yi ve sonrasında Muguruza'yı yenmesiyle zaten olağanüstü bir şey yaptı. Biraz Sharapova hikayesi o da. Yani Sharapova'nın hikayesine çok benziyor. Onun Sharapova'nın kitabını okuyanlar neden bahsettiğimi bileceklerdir, biliyorlardır. Sadece $400'la gelmiş Amerika'ya, Sovyetlerden kaçıp ailesi. Babası işte İngilizce öğreniyor gündüzleri, geceleri taksi şoförlüğü yapıyor evi geçindirebilmek için. Bu kadar hani yoklukla büyüyen sporcuların Killer Instinct konusunda çok daha şanslı olduklarını, çok daha aç, agresif olduklarını görebiliyoruz. Yırtıcı olduklarını, onu aldıklarını kesin öyle. Kendisi de zaten başarısını buna bağlamış. Yani içimdeki o Rus beni başarıya ettiriyor. Zaten yani idolleri de Maria Sharapova ve Kornikova. Bunlar hepsi bir araya geldi ve yeni bir Grand Slam şampiyonumuz var artık. Kadınlarda son olarak Kenin'in o çocukluk videosundan bahsedelim dilersen. Görmüşsündür, Kim Clijsters onu gezdiriyor. Clijsters videosu var, Andrew Roddick videosu var. Andrew Roddick'in servisini nasıl karşılayabileceğini anlattığı bir videosu var. İnanılmaz yani. Tam bir cimcime denir ya. Tam gerçekten bir Amerikan PR'ı izledik aslında son turlara doğru. Amerikan rüyası. Ha, yakıştı, çok enerjik bir oyuncu. Bir de şu çok önemli. Puanlar arasında çok agresif. Mesela kendiyle konuşuyor. Hani bu aslında iyi bir reçete olarak sunulmaz ya. Yani fazla kendisiyle didişen, fazla negatif ama puanlar arasında negatif ama puanı oynama konusunda çok pozitif. Evet. Onu bitirdikten sonra yani kendisiyle halleşmesini, hesaplaşmasını puanı çatır çatır oynuyor mesela. Winner'ı vurduktan sonra bile kendine kızıyor bazen. Evet, evet. Erkeklerde konuşmadan olmaz tabii ki. Erkeklerde çok konu başlığı var mı sence? Erkeklerde team başlığı olabilir. Yeni jenerasyonun nasıl patladığı gibi bir başlık olabilir. Ve Novak Djokovic'in nasıl bir canavar olduğu ile ilgili başlıklar olabilir. Zverev'in de ilk yarı finali. Zverev başlığı olabilir. Doğru söylüyorsun. O zaman ilk elenenden başlayalım. Hı-hı. Alexander Zverev kariyerinin nihayet ilk yarı finaline ulaştı. Yarı finalde bir Dominic Thiem duvarına çarptı ama oraya kadar çok iyi geldi Alexander Zverev. Kendisi için milat tabii ki. Yani büyük bir baskıyı üzerinden atacaktır. Büyük bir safra atmış olacaktır o yarı finalle. Aslında sezona da çok kötü başlamıştı. ATP Kupası'nda maç kazanamamıştı. Ama çok iyi servis attığı bir turnuva. Wawrinka'yı geçtiği maç kendisi için önemli. Çok az çift hata yapması kendisi için önemli. Ve artık bundan sonra yani bu baskıyı üzerinden atmasıyla birlikte biraz daha rahat kendi işine konsantre olabilir. Geçen sene o da hem saha içi hem saha dışı problemlerin boğuculuğuyla geçirmişti, öyle söyleyeyim. Bu sene artık hani bu noktadan sonra daha iyisini yapması gerekiyor ya da işte o seviyelerde kalması gerekiyor. Roland Garros'ta olmasa da Wimbledon'da belki bir yarı final daha. Aslında Roland Garros'ta olabilir çünkü en iyi zemini bence toprak Alexander Zverev'in. Çünkü toprakta da Masters şampiyonluğu kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Çim'de şu ana kadar fazla gösterdiği bir şey yok. Bir tane Halep finali var. Federer'le oynadığı. Onu da çok yani bir saatte falan kaybetmişti. Yani Çim şu anda 3 zemini içerisinde bence en kötüsüdür. Öyle mi? Ben oyun hani şu an geçmişini hatırlamıyorum ama oyun tarzı olarak Çim'i ona daha çok yapabilir. Kesinlikle yapabilir. O silahları var ama daha ziyade hani defansta bir şeyler yapamıyor Çim'de. Hem return'de hem de oyun içerisinde Çim'de savunma konusunda çok sıkıntılı. Retrieving konusunda. O yüzden toprakta daha iyi Zverev. Roland Garros'ta zaten biliyorsun yani üst üste 2 yıldır çeyrek final oynuyor. İlk çeyrek finallerini orada görmüştük Grand Slam'lerde. Bu sene artık bir adım atmak isteyecektir. Bu Avustralya Açık'ın moraliyle ve yarı final isteyecektir bence. Roland Garros için hedefi kesinlikle minimum yarı final olacak Zverev'in. Gerçekçi bir hedef olur çünkü karşısında 2 tane canavar olacak toprakta. Bunlardan biri de Thiem olacak. Thiem artık sert kortta da çok önemli işler yapıyor. Benim birkaç istatistik dikkatime çarptı. Djokovic'le oynadıkları son 5 maçın 4'ünü kazanmış. Bu 4'ün 3'ü toprak kortta, biraz daha normal. Bir de sert kortta geçen yıl ATP sezon sonu finalleri. Pazar günkü finalde de yine Djokovic'i oldukça zorladı. Maçı da kazanabilirdi. 5. sete gitti. Çeyrek finalde Nadal'a karşı olağanüstü bir oyun oynadı. Biraz team konuşalım. Belki Nadal'la oynamasa turnuvada. Mesela biliyorsun Nadal'la oynayanlar ve Nadal'ı eleyenler bir Grand Slam içerisinde hemen öyle bir laleti var Nadal'ın. Tam şu anda istatistik aklımda yok ama Nadal'ı kim elese mesela Verdasco, Goff'un yeni birkaç kez bunu yaptı. Hemen bir sonraki tur eleniyor. Çünkü o kadar hem isim olarak büyük bir maç hem de fiziksel o kadar büyük bir efor sarf etmen gerekiyor ki çöküyorsun ondan sonra. Team Nadal'ı yendi. Ne olursa olsun Zverev'i yendi. Zverev sonuçta büyük bir isim. Maçta hani böyle hemen biten, 2 dakikada biten maç değildi yani. 2,5-3 saatlik maçtı. Yalnızca 2 maçı 3-0'la geçebildi. Yani ikinci, üçüncü turda da 4 setlik maçları var. Bir de biliyorsun Djokovic Perşembe günü oynadı yarı finalini Federer'le. Çok rahat. İlk set sonrası çok rahat kazandı. Ekstra dinlenme günü onundu. Team Cuma günü oynadı yarı finalini. Bunlar olmasaydı daha büyük bir direnç koyabilir miydi? Tim ki 5. sete götürdü, artık daha nasıl bir direnç koysun diye düşünebilirsin ama daha iyi oynayabilir miydi? Bence oynayabilirdi. Tim hem fizikselliğiyle yani workhorse derler ya, hakikaten inanılmaz çalışan, motoru çok iyi olan, çok dinamik bir oyuncu ve iki kanattan da büyük vurabilen, iyi servis kullanabilen, kortta birçok açıdan size zarar verebilen bir oyuncu. Sizi derin, mental olarak da güçlü. Yani mental olarak hani kötü olduğuna ben bazı yani öyle şeyler gördüm ama ben ona inanmıyorum. Nadal'ı 4 senedir toprakta yenen bir oyuncudan bahsediyorsun. Geçen sene Indian Wells finalinde Federer'i yenen bir oyuncudan bahsediyorsun. Djokovic'e karşı olan istatistiği sen söyledin zaten. 5 maçın 4'ünde yendi. Geçen sene Roland Garros'ta o tehir olan maç, yarı final, Djokovic'i orada yenebiliyorsan eğer birçok açıdan sen zaten yetkin, donanımlı, mental olarak iyi bir oyuncusundur. Team kendisini artık kabul ettirmiş durumda. Bilhassa sert kortta, yani bu Avustralya için zemini gibi olan yavaş sert kortlarda biraz daha ve toprak kortta artık çok büyük bir güç. Artık o da tabii ki Nadal'ın hata yapmasını ve bir Roland Garros almayı bekliyor. Federer çok yorgun geldi yarı finale Djokovic karşısına. 2 kere 5 setlik maç oynadı. Djokovic ise çok daha diriydi zaten. Bunu çok net izledik. Ama o ilk sette, ilk 7 oyundaki Federer ne oldu da birden gitti? Yani yorgunluk bu kadar çok ani etki etmez. Bıçak gibi kesmez. Ne oldu orada sence? Bir atımlı kurşunu vardı Federer'in. Yani hani buna nasıl bir tabir bulayım diye düşünüyorum. Kamikaze gibi maça girdi. Yani sakatlığıyla beraber zaten çok az enerjisi var. Yorgunluk, sakatlık falan filan derken ki karşıda da bir canavar var. Ben iyi servis atarak ilk sete bir gireyim. Birinci seti bir alayım, ondan sonra da paniğe gark edeyim Novak'ı dedi ki aslında strateji hiç fena bir strateji değil o şartlar altında. Aslında o da tuttu belli bir noktaya kadar. Djokovic kendisi de söyledi, çok gergindi. Zaten Federer Djokovic maçları gergin maçlar. Birbirlerini çok sevmediklerini hepimiz biliyoruz. Djokovic'in dikkat ettin mi? En gergin olduğu maç bütün Avustralya Açık boyunca. Federer'in durumu belli, sakat olduğu belli, işte son dönemdeki karne belli, 2012'den beridir Federer Grand Slam'lerde Djokovic'i yenemiyor. Son maça kadar 5 maçlık bir galibiyet serisi tutturmuş Londra'daki maça kadar. Her şey bir yana Novak Djokovic'in rahat olmasını, daha hani ben bu maçı kazanırım diye düşünmesini beklersin değil mi? Ama inanılmaz gergindi birinci sette. Federer'in o güçlü girişiyle beraber iyice panik oldu. O birinci seti Federer alabilseydi eğer 5-2'den, hatta 2 kez servis kırma, yani çifte break avantajına da yaklaştığı nokta var. Ondan sonra daha farklı bir noktaya gidebilir miydi? En azından bir 5 set belki olabilirdi. Yine Djokovic'in kazanmasını bekleyebilirsin ama Federer'in dediğim gibi yani kendisi de zaten hani şey diyor, %3 gibi bir şansım olduğunu düşünüyordum. Başka yani zaten biliyorsun bu çok korkunç bir şey bu şekilde maça çıkmak. Kazanma şansının olmadığını bilerek maça çıkmak diyor. Mevcut şartlar altında durum böyle oldu. Başka şekilde tezahür edemezdi. Ardından çok güzel bir final izledik Thiem'le Djokovic arasında. Djokovic pazar gününe kadar 7 kere Rod Laver Arena'da finale çıkmıştı ve 7'sini de kazanmıştı. 8.'sine çıktı, onu da kazandı. Yani Djokovic ve Avustralya Açık artık bir aşk hikayesi. Yani nasıl Nadal Roland Garros, nasıl Federer Wimbledon varsa artık bir Djokovic Avustralya Açık gerçeği de var. Zaten geçen sene de 7 ile rekor kırmıştı. Rekorunu geliştirdi. Bir Grand Slam'i 8 veya daha üstü kazanan oyuncularda baktığın zaman işte erkeklerde zaten sadece Federer ve Nadal vardı. Wimbledon ve Roland Garros. Onlara eklemlendi Novak Djokovic. İyi başladı maça. Beklendiği gibi başladı ama sonrasında ipleri elinden kaybetti. 2-1 geri düştü. Orada ne oluyor acaba, kaybediyor mu falan filan derken toparlamayı başardı. Bu çok büyük bir mental güç. 8 kez kazanmak bir Grand Slam'i olağanüstü bir şey. Ve o uyarılar falan vardı. Hakem üst üste 2 hızlı olma uyarısı verdi servis atarken. Sonra gitti hakemin ayakkabısına dokundu hatta. Yani orada kötü bir mental durumdan çıkıp yine kendine bir motivasyon buldu ve sonuna kadar gitti. Ya zaten işte geçen seneki Wimbledon finali 2 maç puanından dönüyorsun Federer'e karşı. Öyle bir 5 setlik maç oynuyorsun, tiebreak oynuyorsun falan filan. Nerelerden çıkıyorsun. Bu nasıl bir mental güç? Akıllı erdirmek mümkün değil. Yani hem oyun içerisinde silahları zaten çok fazla. Return'ü, servisi daha da gelişiyor. Bu turnuvada ikinci servislerini çok önemli bir silah olarak kullanabildi birçok anlarda. Hem mental gücü, fiziksel olarak da çok iyi durumda ve zaten 17 yaptı. Artık bundan sonra kariyerini en fazla Grand Slam'le kapatmak için herhalde favori konuma Djokovic geçti diye düşünmek en doğrusu. Yani zaten Wimbledon'da Federer'in form durumu da önemli olacak tabii. O zamana kadar çok sular akar ama en büyük favori o olacak. Abi bence onlardan tabii. Nadal ve Federer'den de daha genç. Ya işte bunu en son belki şunu ekleyerek belki kapatabiliriz programı. Artık bundan sonra Gold yarışındaki hedef, ben bunu Twitter'a da yazdım. Sence hedef ne mesela? Yani Federer Wimbledon en büyük şansı artık kesin o. Bir de olimpiyat altını artık, yani çok büyük bir bahis. İkisinin olimpiyat altını yok. O iki hedefi vardır Federer'in zaten. Nasıl? Bu yıl Federer'in hedefi olimpiyat ve Wimbledon'dur. Bence de, bana da öyle geliyor. Nadal Roland Garros'u bir kez daha almaya çalışacak. Amerika Açık onun en sevdiği sert kort turnuvası belki de. Bir kez daha kazanma şansı olabilir. Bunu isteyecektir. Novak Djokovic de bütün kupalara talibiz denir ya. Evet. Novak Djokovic de ama tabii nefesi yetecek mi? Yani Roland Garros büyük bir boğuşma, büyük bir challenge. Nadal ve Thiem gibi 2 tane hakikaten inanılmaz güç var toprakta. Zaten Nadal'ı hani hiçbir şekilde bahsetme bile. Ama Thiem de artık bir süper güç. Wimbledon'da Federer'le yapılan boğuşmalar belli. Başka aktörler de çıkabiliyor. İşte Tsitsipas gelir, Raonic gelir, bir şey gelir, o gelir, bu gelir. Zor bir zemin. Çim. Olimpiyat büyük bir hedef. Araya girecek Temmuz ayında. Ondan sonra hemen US Open var. Yani sezon, zor bir sezon bu sezon ama Gold yarışında da birçok şeyi aslında belli edebilecek bir dönüm noktası gibi görünüyor. Diyelim ve dilersen kapatalım programı. Birçok soruya cevap verdik gibi görünüyor. Umarım öyle olmuştur. Hadi yemeğe.